Merhaba arkadaşlar. Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm. Adım Efkan. Anne ve baba namına hatırladığım şeyler çok az. En son babamın sürekli annemle kavga edip anneme vurduğunu ve kapıyı çekip çıktığını hatırlıyorum. Babam günlerce belki de haftalarca gelmedi. Evde ben annem ve küçük kız kardeşim Leyla vardık. Yiyecek bir şeyler istedim annemden. Annem çaresizce daha sabah yedin ya oğlum dedi. Anne akşam oldu dedim. Başka bir şeyimiz kalmadı dedi. Sesim çıkmadı. Bu akşam annem sabaha kadar ağladı. Çünkü ben de kardeşim de aç yatmıştık. Ertesi gün annem komşulardan yiyecek bir şeyler istedi utanı sıkıla. Birkaç gün komşular da idare etti bize ama onlar da dar gelirliydi. Bir süre sonra annem geceleri bizi uyutup ağlaya ağlaya evden çıkmaya başladı. Bir gün anneme nereye anne dedim. Baktım ki üzerinde değişik allı pullu elbiseler. Bir iki saate geleceğim oğlum. Kardeşini yalnız bırakma. Gelirken size muz, çikolata, şeker getireceğim dedi. Tamam anne dedim. O zamanlar küçüktüm. Annemin ne iş yaptığını anlayamamıştım. Sabah karşı evin bahçesinden su sesi gelmeye başladı. Yani ben öyle zannettim. Çıkıp baktığımda babamı elinde bidonla gördüm. Evin pencerelerine ve kömürlüğüne su döküyordu. Evin çıkış kapısına da döktü ve kibrit çaktı. Anında her yer alev aldı. Benzinmiş meğer döktü. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Hemen kardeşim Leyla'yı kucakladım. Ve kapıya doğru yöneldim. Ama ahşap kapı öyle bir yanıyordu ki. Pencereye doğru kaçsam oralar da aynıydı. Avazım çıktığı kadar baba diye bağırdım. Ses yoktu. Tekrar bağırdım. Yine ses yoktu. Evin içi yavaş yavaş alevlere teslim olurken Genzimi yakan duman ise ciğerlerimi tıkamıştı. Belli ki Leyla da benim gibiydi. Ağlaması durmuş öksürmeye başlamıştı. Zehir gibi bir duman solumaya başlamıştık sanki. Hala baba diye bağırmaya çalışıyordum ama boğazım kilitlenmişti. Nefes alamıyordum. Öksüre öksüre nefessiz kaldım. Ve sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastane odasındaydım. Nefes alırken bütün göğsüm acıyordu, boğazım kurumuştu. Vücudumun bazı yerlerinde yanıklar vardı. Her yerimi mumya gibi sarmışlardı. Bir süre neler yaşadığımı hatırlamaya çalıştım. Sonra bir hemşire geldi. Leyla nerede dedim. Hemşire önce yüzüne astız, sonra bilmiyorum dedi. Annem nerede dedim? Yine bilmiyorum dedi. Ya babam dedim. Hemşire gözünden yaşlar akarak. Ne çok soru sordum be çocuk dedi. Neden ağlıyorsun dedim. Gelip yanmış saçlarımı okşadı. Yok bir şey canım. Sen uyu, dinlen. Hemen iyileşmene bak. Bu hayat senin için çok zor başladı. Çok güçlü olman lazım dedi. Neden ki? Yandım diye mi? Olsun, geçer. Annem bana bakar dedim. Hemşire ağlamaya devam etti. Neden ağlıyorsun abla? Annem nerede? Kardeşim babam nerede dedim. O an içeri bir doktor girdi. Hemşire gözlerini sildi ve doktora baktı. "Söyleyemedim" dedi. Doktor yanıma gelip ateşime ve yanıklarıma baktı. "Bak cesur çocuk. Yangını hatırlıyor musun?" dedi. "Evet" dedim. "Leyla kucağımdaydı. Çıkmaya çalıştık ama her yer yanıyordu. Sonra dumanlar kaplayınca her yanı bayılmışım. Sağ doktor amca, Leyla nerede? O iyi mi?" dedim. Doktor başladı anlatmaya. Güzel çocuk. Maalesef Leyla senin kadar dayanamamış. Ciğerleri dumanla dolunca boğulmuş dedi. Ben şok olmuştum. Öldü yani dedim. Evet dedi. Ya annem dedim. Onu sanırım baban öldürmüş dedi. Annem de mi öldü dedim. Evet. Ve son olarak baban da dedi. Nasıl yani dedim. Görgü tanıklarına göre baban annenin önünü kesmiş. Annen evde yangın çıktığını gördüğü için koşuyormuş. Baban önünü kesip anneni bıçaklamış. Annen de çocuklar diye bağırıyormuş. Sonra babam benzini üzerine döküp kendini yakmış. Yani çocuk artık kimsen yok. Ama korkma. Devlet seni koruması altına alıp bakacak. Evsiz barksız ve aç açıkta kalmayacaksın. Biliyor musun? Ben de devlet yurdunda büyüdüm. Ben çok şanslıydım. Öğretmenlerim ve yurttaki abilerim, ablalarım çok iyiydi. Okumaya ve çalışmaya devam ettim. Bak doktor oldum. Sen de olabilirsin. Sakın vazgeçme dedi. Tamam abi dedim. Benim adım Hakan. Nereye gidersen git, senin hep arkanda olacağım dedi. Teşekkür ettim. Hemşire ve doktor odadan çıktığında başıma nelerin geldiğini anlayabildim ve acımla baş başa kaldım. Annesiz, babasız ve kardeşsiz kalmıştım. Doktorun dediği gibi devlet korumasına almışlardı beni. Bir yurda götürdüler. Yeni elbiseler, yeni eşyalar verdiler. Ama girdiğim yurt yatakhanesindeki çocukların hepsi bana bakıyordu. Birbirlerinin kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı. Yüzümün bir kısmının yanmış olduğunu biliyordum. Kollarımda da ciddi izler vardı. Beni aynayla yüzleştirmediler hiç. Olaydan sonra ilk defa yurt tuvaletinde baktım yüzüme. Yüzümün yarısı yanmıştı. Saçlarım keçe gibiydi. Bir kısmı yanmış, bir kısmı kalmıştı. Kirpiklerim, kaşlarım yoktu. Çok korkutucu görünüyordum. Çocuklar benimle oynamıyorlardı. Bırakın oynamayı yaklaşmıyorlardı bile. Hiç arkadaşım yoktu. Günler sonra Doktor Hakan ziyaretime geldi. Halimi, hatırımı sordu. Çocuklar benimle oynamıyorlar dedim. Zamanla alışacaklar dedi. Ama kimse bana alışmadı. Yurdun köşeye atılmış çocuğu oldum hep. Oyunlara katılmak istediğimde kovdular beni. İtilip kakıldım, dışlandım. Artık dayanamıyordum. İki yıl o yurtta kaldıktan sonra bir gece canım atak etti ve yurttan kaçtım. Sokaklarda yattım, hırsızlık yaptım, çöp karıştırdım. Yıllarım böyle geçti. Biraz daha büyüyünce bal içmeye başladım. İnsanların bana bakışlarını ve arkamdan söylediklerini unutturuyordu. Bir de ne yaparsan yap pişmanlık duymuyordun. Hayatın bana oynadığı bu oyunun intikamını alıyordum. 17-18 yaşlarıma kadar gasp, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından defalarca hapse girdim ve çıktım. Yurda yerleştirmek, rehabilite etmek istediler ama hep kaçtım. Duramazdım. Dışarıya alışmıştım. Bir gün ölesiye balis olamıştım bir poşetten. Yaşamanın bir anlamı yoktu benim için. Sokaklarda gezerken nereye gittiğimi bilmeden karanlık bir sokağa girmişim. Ceketimin altında sakladığım bali poşetinden çekip çekip ilerliyordum. En sonunda sokağın sonuna geldim. Başım öyle dönüyordu ki neredeyse bir köşeye yığılıp kalacaktım. Bir duvara yaslandım. Duvara bakınca Burası bana tanıdık geldi. O an çocukluğum aklıma geldi. Bu duvar, bu boya, bu sokak. Birden irkilip eve baktım. Bu bizim evdi. Duvarlarında hala is, pencereleri, kapısı yanık. Çatısı çökmüş ve metruk. İçeriden ağlama sesi geldi. Bu Leyla'nın ağlamasıydı. Titremeye başladım. Leyla, Leyla diye inliyorken arkama döndüm. Sokak ortasında annemi gördüm. Üzerinde allı pullu o gece dışarı çıkarken giydiği elbise ve karnının ortasında kocaman bir bıçak. Bana bakıp "Oğlum, yavrum." diyordu. Annemin o hali gözümün önünden hiç gitmiyor. Evin içine doğru geri geri gitmeye başladım. Evden hala Leyla'nın ağlama sesleri geliyordu. Annem üzerime geldikçe ben eve doğru geri geri giriyordum. En sonunda kırık ve yanık kapıdan içeri doğru girdim. Karanlık ve sessizdi. Halbuki demin Leyla'nın ağlama seslerini işitebiliyordum. Az sonra her yer aydınlandı. Annem, babam, Leyla evin içinde oyun oynuyorduk. Sonra her yer yanmaya başladı. Dumanlar çıkıyordu. Annem babam bir anda yok oldu. Leyla ile ben kaldık yine. Alevler benle Leyla'yı yutarken ağzım çıktığı kadar bağırdım. Kendime geldiğimde evin bir köşesinde yerde yatıyordum. Gördüğüm hayal beni çok etkilemişti. Hemen o evden çıktım ve koşmaya başladım. Düşe kalka koşarken bir yandan dağılıyordum. Hayatın acımasızlığına ve kaybettiğim sevdiklerime ağlıyordum. Ne kadar koştum hatırlamıyorum. Boş bir araziye varmıştım. Araziden sonra mezarlık başlamıştı. Mezarlıktan ağlama sesi gelmeye başladı. Bu bir çocuk ağlamasıydı hem de kız çocuğu. Çığlıklar ata ata ağlıyordu. Hemen o tarafa doğru koştum. Bu çocuk Leyla'ydı. Leyla'nın birkaç yaş büyümüş haliydi. Bana bakarak neden beni bıraktın, neden kurtarmadın buradan diyordu. Ne kurtarması Leyla? Sen öldün, yangında öldün. Seni kurtaramadım, onun için mi kızgınsın bana dedim. Avazı çıktığı kadar Buradan neden kurtarmadın diye bağırdı. Etraf öylesine karanlık ve korkutucuydu ki bir kız çocuğu için oldukça korkunçtu. Sen hep burada mıydın dedim. Evet ben hep seni burada bekledim. Gelip beni kurtaracağın günü bekledim dedi. Koşup ona sarılmak istediğim anda iki kişi koluma girdi. Bir anda neler olduğunu anlamadım. Koluma girip bana diz çöktürdüler. Leyla ağlıyor ve korkarak kaçıyordu bana diz çöktürenler kız bizim esirimiz sakın almaya çalışma yoksa başın belaya girer dediler. Sonra enseme aldığım bir darbe ile bayılmışım. Sabah uyandığımda mezarlıktaydım. Etrafa bakındım ama kimse yoktu. Mezarlık bekçisini aradım. Görevli yazan bir yer vardı. Oraya gittim. Bu mezarlıkta Leyla Kırmacı diye bir kız çocuğu gömülü mü dedim. Kayıtlara baktırmak lazım. Onun için de görevli arkadaş lazım. Ben gece bekçisiyim. Anlamam dedi. Beklemeye başladım. Adam beni süzüp duruyordu. Neden arıyorsun o kızı dedi. Kız kardeşim o benim dedim. Durdu. Kaç yaşında vefat etti dedi. İki buçuk yaşındaydı dedim. Adı ne demiştin? Leyla dedim. Yaşlı adam başını kaldırıp bana baktı. Gel benimle dedi. Dışarı çıktık. Tam da benim bayıldığım bölgeye yakın bir yere geldik. Bana bir mezar gösterdi. Burası kimsesizler mezarlığı. Buradaki de senin kardeşinin mezarı. Sanırım eviniz yanmıştı değil mi dedi. Evet dedim. Kardeşinin bedeninde tek bir yanık yoktu. Ama garibim dumandan boğulmuş. Allah rahmet eylesin dedi. Amin dedim. Bayıldığım yere bakarken yaşlı adam Nasıl buldun burayı dedi. Dün gece kendiliğimden buraya geldim ve değişik hayaller gördüm. Sanki kardeşim yaşıyordu ve bana burada bağırdı. Neden beni kurtarmadın diye bağırdı. Sonra iki adam gelip koluma girdiler. Beni tehdit ettiler. Bekçi bana. Kardeşini ben de birkaç kez gördüm. O adamlar onun peşindelerdi ama bir türlü yakalayamıyorlardı. Gece onun ağlama seslerine uyandım bir defa. O gün gömülmüştü kardeşin. O gece uyandığımda sanki o önde, diğerleri arkada kovalamaca oynar gibi koşturuyorlardı. Ama tek sorun kardeşin ağlıyor ve onlardan kaçıyordu. Abi, Efkan abi diye bağırıp çığlıklar attı en sonunda. Bekçinin anlattıklarına donup kalmıştım. Sonra ne oldu dedim. Sonra işte seni de birkaç defa kardeşini buralarda koştururken gördüm. Araştırdım. Yangında vefat etmiş yavrucak. Sen kurtulmuşsun ama dedi ve sustu. Buna kurtulmak denirse dedim. Bekçi bana, bak güzel kardeşim, kız kardeşinin ruhu burada ve rahat değil. Onu bir şekilde göndermen gerekiyor. Çünkü acı çekiyor dedi. Nasıl olacak o iş dedim. Dur bekle, görevli gelsin, seni bir yere götüreceğim dedi. Ben de bekledim. Beraber görevli kulübesinde bekledik. Görevli gelince yola koyulduk. Beni hoca diye adlandırdığı birine götürdü. Hoca sakallı, takkeli bir tipti. Benim hiç sevmediğim, görünce korktuğum tiplerdendi ama bu adamın yüzünde tebessüm ve bir yumuşaklık vardı. Ondan korkmamıştım. Hocaya olan biteni anlattık. Adam, "Anladım. Merak etmeyin." dedi. Beraber mezarlığa döndük. Hoca baktı, etti, okudu, üfledi, olmadı. "Gece geleceğiz. Sorun sandığımdan betermiş." dedi. Geri döndük. Hocaya neler oluyor dedim. Bana kız kardeşin arafta kalmış ve cinler onu sahiplenmiş. O kaçıyor ama kurtulamıyor. Her yerdeler. Mezarlıktan çıkamıyor. Gece onu serbest bırakmak için gideceğiz dedi. Tamam hocam ne gerekiyorsa yapalım dedim. Bekçi amca ben de oradayım zaten. Hadi gece görüşürüz deyip gitti. Ben hocanın evinde kaldım. Eşi bana sıcak bir çorba yaptı üzerime başıma temiz kıyafetler verdi. Sağ olsunlar çok iyi insanlardı. Normalde sakallı, sağlıklı, cübbeli adamlar beni görünce ya kötü kötü bakar ya da küfrederlerdi. Bu adam öyle değildi. Neyse ki iyi insanlar vardı hala dünyada. Hocayla beraber gece mezarlığa gittik. Bekçi amca da oradaydı. Buluşup Leyla'nın mezarı başına gittik. Mezarın başında sadece bir tahta ve tahtanın üzerinde bir rakam vardı. Hoca bir şeyler okumaya başladıkça mezarlıkta bir hareketlilik başladı. Ben gözümü etrafta gezdiriyordum ama hiçbir şey göremiyordum. Sesler geliyordu sanki. Ayak sesleri. Toprakta koşturan 5-10 kişi varmış gibi. Hoca da Bekçi amca da tedirgindi. Bense korkudan titriyordum. Az sonra arkamdan bir ses geldi. Abi bütün tüylerim diken diken olmuştu. Yavaşça arkamı döndüğümde Leyla karşımdaydı. 6 ya da 7 yaşlarındaki hali gibiydi. Oysa öldüğünde iki buçuk yaşındaydı. Bana baktı ve teşekkür ederim dedi. Ağlamaya başladım. Hoca ve bekçi amca bana ne oluyor evlat dediler. Hiç çaktırmadım. Ardından iki tane kara zebani gibi bir şey çıktı karşıma. Leyla'nın tam arkasındaydı ikisi de. Onu tutmaya kalktıkları sırada Leyla'nın başı üzerinde beyaz bir ışık topu yükselmeye başladı. Işık topunu gören o kara gölgeler anında kayboldu. Leyla'nın başındaki ışık yükseldi ve önümden Leyla kayboldu. Sonra ışık söndü. Kardeşimi yolcu etmiştim resmen. Ağladım, ağladım. Haykır, haykır ağladım. Bekçi amca ve hoca beni kolumdan tutup kaldırdı. Onlara olanları anlattım. Onlar görmemişti hiçbir şeyi. Sonrasında bekçi amca bize çay yaptı. Sabaha kadar mezarlıkta oturup sohbet ettik. Sonra ayrıldık. Hoca beni evine götürdü. Bana günlerce nasihatler verdi. Tanıdığı bir talebesinin yanında iş buldu. Hem yatacak yerde verdi. O gün bugündür orada çalışıyorum. Leyla'm ışıklar içinde. Daha da gam tutmaz beni. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.